Bekir Azar. Ya dinleyecekler ya da. Başkan Erdoğan bir kez daha dünya gündemini belirledi. Beyaz Saray'dan Pentagon'a, Avrupa Birliği'nden dünya başkentlerine kadar her yerde Türkiye konuşuluyor. Siyasiler, askerler, akademisyenler ve Batı medyasının tamamında ana başlık Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz, boşuna Ankara'ya görüşmeye gelmesinler çıkışıydı. Hadi gelin 2005'e gidelim. Başkan Erdoğan, Moğolistan gezisi dönüşünde açıklamalarda bulunuyor ve İskandinav ülkeleri Türkiye'deki terör örgütünün uzantılarını parasal olarak destekliyor diyordu. Gazetelere 17 yıl önce manşet olan bu sözleri kapsayan 4 İskandinav ülkesiydi. İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya. Bu 4 ülkenin PKK'ya nasıl yardım ettiği o gün şu şekilde haber oluyordu. Danimarka 1995'te ERNK'nın ofis açmasına izin veren Danimarka, Fransa'nın yayın lisansını iptal ettiği MED TV'nin devamı olan Roche TV'ye de kapılarını açtı. Norveç, Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen PKK'nın siyasi kolu olan ERNK'nın, yani Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, 1999 yılında büro açmasına izin verdi, terör örgütü üyeleri Norveç'teki Türklerden para topluyor, PKK'lıların sığınma taleplerine olumlu cevap veriliyor. Finlandiya. Fin Kürt Dostluk Derneği, Kürt Enformasyon Merkezi gibi kuruluşlarla PKK uzantısı dernekler faaliyetlerine devam ediyor. PKK sempatizanları bağış adı altında para topluyor. Türk makamları itirazlara rağmen Finlandiya'nın işbirliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğini söylüyorlar. İsveç PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul eden İsveç, RNK başta olmak üzere örgüt uzantılı faaliyetlere izin veriyor. Burada da örgüt için para toplanıyor. 40'ın üzerinde Kürt derneği İsveç Kürt Dernekleri Federasyonu adı altında faaliyet gösteriyor. Bu ülkelerden PKK'ya 17 sene içinde milyarlarca dolar gitti. Suriye'deki PKK'ya bugüne kadar sadece devlet eliyle 250 milyon dolar veren İsveç'in Dışişleri Bakanı Linda, makamında ağırladığı PKK'lı teröristlere, size 2023 bütçemizden 376 milyon dolar daha ayırdık diye müjde veriyordu. PKK'lı teröristler de hurra çekiyordu. Bugün geldiğimiz noktada PKK'ya yapılan son operasyonlarda terörist inlerinde tonlarca İsveç yapımı silah ele geçiriliyordu. Güvenliğin için NATO'ya girmek isteyeceksin. NATO üyesi ülkenin sivillerine, vatandaşlarına saldıranlara milyarlarca dolar ve silah yağdıracaksın. Böyle bir zihniyete ancak has denir. O yüzden Türkiye'nin duruşu çok önemlidir. Bugün PKK Amerikan terör örgütüdür. Tüm Avrupa bu teröristlerin yanındadır. Tamamına yakının NATO üyesidir. Tüm Avrupa güvenliklerinin Türkiye tarafından korunduğunu bile bile teröristleri destekleyerek bizim güvenliğimize saldıracak kadar alçaktır. Gün geldi, içlerinden bazıları Rusya ve can derdine düştü. Türkiye'nin onayına muhtaç hale geldi. Başkan Erdoğan geçmişte PKK'ya sahip çıkan Batı'ya "Gün gelir beslediğiniz terör sizi vurur." diyordu. Fena halde vuruldular. Kapımızda tüm Batı başkentleri şu an yalvarıyor. Bunları kapılarda bekletmek şart oldu. Şimdi utanmadan kılı kırk yararak, elli defa düşünerek, Türkiye'yi kırmamak adına pozitif açıklamalar yaparak yaranmaya çalışıyorlar. İşte bu terör seviciler, içimizdeki batı sevicilerin asla anlatmayacağı genişlikte bu kadar iki yüzlü alçaklardır. Amerika, PKK'nın ve NATO'nun patronudur. O halde PKK artık bir NATO terör örgütüdür. Türkiye, NATO eliyle binlerce şehit vermiştir. Şimdi eline geçen her fırsatta bu alçakları süründürmelidir. Beyaz Saray'ın resmi yayın organı, dün Macron'un eski savunma danışmanı, Fransız General Dominique Tringat'la bir röportaj yayınladı. Bakın ne diyor Fransız General? Türkiye için PKK, binlerce Türk'ü öldüren bir terörist hareket. Dolayısıyla bu ülkelerin teröristleri topraklarında kabul etmelerini istemiyor. Türkiye'nin tepkisi bu. Son derece açık bir şekilde söylüyorum. Bizim için Türkiye olmadıkça bunu görmek çok zor. Türkiye'de çok sayıda kişiyle konuşuyorum. Her defasında bunlar terörist dediler. Suriye'deki Fransa'nın ve NATO'nun PYD ile ortaklığını PKK ortaklığı olarak gördüler. Aslında PKK ile değil, PKK'nın müttefiki ile müttefik olduğumuzu söylediğimde ama siz Bataklan'da 200 kişiyi terör saldırısında kaybettiniz, biz binlerce kişiyi kaybettik, bunu kabul edemeyiz yanıtını verdiler. Her zaman sınırın diğer tarafında neler olduğunu dinlemek lazım. Evet, artık bizi ya dinleyecekler ya da dinleyecekler. Artık eski Türkiye yok. Bekir Azar, Takvim Mevlüt Tezel Gazetecilerden özür dileyin. Show TV'de Güldür Güldür programında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi konu alan skecin yayınlanmama nedeninin sansür değil ve reklam gelirini artırmak olduğunu sonradan öğrendik. Ve skeç yayınlandı, izledik, güldük, eğlendik. Bakan Nebati de skeci olgunlukla karşıladı. Zeki, seviyeli mizah toplumun bilincini de artırır. Yine aynı programda geçmiş bölümlerde bir haber toplantısı skeci vardı. Gazetenin müdürü haberlere sürekli pozitif başlıklar atıyordu. O skeci de beğenmiştik. Öz eleştiri yapma fırsatı bulmuştuk. Bakan Nebati'nin skecinin yayınlandığı programda markete giden bir çiftin ürünlere sürekli zam yapılmasına isyan ettiği bir skeç daha vardı.'' Vatandaşın ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen gazetelerde, ekonomide altın çağ, Almanya bizi kıskanıyor manşetlerine yer verilmesi eleştiriliyordu. İşte o skeçte tuvalet kağıdına gerek yok, bunları kullanabiliriz denildi. Gazeteler kastedilerek. Ve bu çok ağır oldu. Elbette medyada eleştirilecek, gazeteciler bunu olgunlukla karşılamalı ama tuvalet kağıdı yerine, poponuzu gazeteyle silin demek hakaret içeren tahrik edici berbat bir dil. Doğrusu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden skece tepki gelmemesine şaşırdım. Günümüzde gazetecilik mesleğiyle ilgili eleştirilecek çok konu var. Dünyada her gazete bir siyasi hareketi partiyi tutar. Apolitik olsa bile gazete patronunun tarafını tutar. Örneğin Irak'ta 1 milyondan fazla sivilin yaşamını yitirmesine neden olan savaşı İngiliz ve Amerikan gazetelerinin Irak'ın biyolojik silahı var yalan haberi başlatmıştı. Günümüzde batı medyasının algı operasyonlarını rahatlıkla görüyoruz. Dostoyevski'yi bile yasakladılar. Yani tarafsız basın diye bir şey yok. Her gazete kendi çıkarının tarafındadır. Dikkat edin BKM'nin yapımcısı olduğu Güldür Güldür'de son bir buçuk yıldır muhalif sikeçler yapılıyor. Yapabilir bu çok doğal. Peki daha önce de hayat pahalılığı yok muydu? Eleştirilecek çok konu vardı ama Güldür güldür etliye sütlüye karışmazdı. Ne olduysa bu son bir buçuk yılda oldu. BKM birden gemiden inmeye karar verdi. Oysa BKM'nin patronu Necati Akpınar, film yapımcıları Mısır parasına bilet satmasın diye yasa çıkarılması için hükümetin kapısını aşındırmıştı. Akpınar'ı gazeteciler iyi bilir. Filmleri dizileriyle ilgili olumlu haber ve yazıların çıkması için Akpınar çok çalışır o en önemli köşe yazarlarının, genel yayın yönetmenlerinin, sunucuların kankasıdır. Kolay değil onun işi de. Akpınar bu skeci yayınlanmadan önce izlemedi mi? bu rezilliğe nasıl izin verdi? Yoksa Akpınar bundan sonra basın gezilerinde, galalarında, yemeklerinde ağırladığı gazetecilere tuvalet kağıdına gerek yok, poponuzu gazeteyle silin mi diyecek? BKM ve bu skeci yayımlayan Show TV özür dilemeli. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de mesleğimizi aşağılayan bu skeci kınamalı. Kıskandığınız İsveç, Finlandiya Arkadaşlarla sohbetlerde, sosyal medya paylaşımlarında hep İskandinav ülkeleri örnek gösterilir. En demokrat, en medeni onlardır. Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir, eğitimde bir numaradırlar, özgürlük zirveye çıkmıştır vesaire ama insan haklarını işlerine geldiği gibi yorumlarlar. Bebek katili PKK gibi terör örgütlerini beslerler. NATO'ya muhtaç kalınca lütfedip PKK'ya terör örgütü diyebiliriz derler. O çok kıskandığınız İskandinav ülkelerinin Doğru dürüst ordusu da yoktur. İşte böyle güçlü ordusu olmayan, başkalarına güvenen ülkeler kolay haritadan silinirler. Bu iki ülke tıpkı bu karikatürde olduğu gibi Rusya'nın işgal etmesinden korktukları için NATO'ya girişte Türkiye'de veto yememek için bir anda şirinleşirler. Takla atmaya başlarlar. Türkiye NATO'ya girebilmek için Kore Savaşı'na 14.938 asker gönderdi. 712 askerimiz şehit oldu. Büyük bedeller ödedik. Şimdi NATO'nun en güçlü dördüncü ordusu Türkiye'de. En hazır ordu da bizde. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi bu kadar kolay olmamalı. PKK katliamlarında İsveç ve Finlandiya'nın da katkısı var. Bu iki ülke için önce şehit aileleri ve gazilerden onay alınmalı. Gıda teröristi. Şanlıurfa'nın Açık Su Caddesi'nde baharat satışı yapan esnafın yere dökülen isotu süpürüp toplayıp tekrar çuvala koyduğu görüntüler gündem olunca zabıta harekete geçti. Esnafa 8500 lira ceza kesildi. İş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye de iş yerinin kısa süreli faaliyetten men edilmesi için encümen kararı çıkarılacağını açıkladı. Daha önce kim bilir ne pislikler yapmıştır bu vicdansız esnaf. Belki de her gün yere dökülen isotu toplayıp çuvala dolduruyordu. Biri onu videoya çekmeseydi halkın sağlığıyla oynamaya devam edecekti. Ülkemizde büyük bir insan kalitesi sorunu var. Fırsatçılık, stokçuluk, hilecilik vesaire ne ararsam var. Böyle gıda teröristleri yakalanınca komik para cezaları ve kısa süreliğine iş yeri kapatma yerine can yakıcı cezalar uygulanmalı. Mevlüt Tezel Sabah